Ve duyum yağmuru başlıyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bugünden itibaren herhalde durmak yok. Çokomille devam. Yok durmak yok. Patlamaya devam. Uçuyor yıldızlara müptezel bayanı göreceksiniz. Çünkü artık gaza bastık arkadaşlar. Vitesi ileriye taktık. Ve üye olmayı düşünen arkadaşlara çok ciddi bir şekilde tavsiye ediyorum. Şimdi tam zamanı. Zaten üyelik 10 TL veriyorsunuz. Bir ay boyunca üye oluyorsunuz arkadaşlar. 30 gün boyunca üye oluyorsunuz. Şiddetli şekilde tavsiye ediyorum üye olmanızı. Bakın çok şiddetli şekilde tavsiye ediyorum. Normalde böyle şeyleri söylemem çünkü derler ki ya parayı düşünüyorsun şunu bunu. Hayır alakası yok. Üye olursanız da topluluk kısmı var arkadaşlar. O kısımda mutlaka gezinmeniz lazım. Kanalımızla ilgili. O topluluk kısmında gezindiğiniz zaman diyeceksiniz ki hocam keşke üye olmayan cimbomlu olsun deseydin de anında üye olsaydık diyeceksiniz. Benden söylemesi. İlk haberimizle başlayalım. Fenerbahçe'de Barış Alıcı'nın yeni takımı belli oldu. Bonservisiyle. Son dakika. Direnz beraberi. Kapı karşısına ötürme. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira tarafından yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Barış Alıcı'nın yeni takımı belli oldu. Barış Alıcı'nın yeni takımı belli olmuş. Tahmin edin. Hadi bakalım tahmin edin. Hani Mustafa Hoca fanısınız ya. Tahmin edin bakalım hangi takım. Aferin. İyi takip ediyorsunuz. Son 3 sezondur sırasıyla Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Western Roma'ya kiralanan genç futbolcunun bonservisiyle birlikte TFF Birincilik Ekibi Gençler Birliği'ne transfer olacağı öğrenildi. Nereden öğrendiniz? Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan Barış Alıcı'nın yeni takımı belli oldu. Genç futbolcu geçen sezon Süper Lig'e veda eden Gençler Birliği ile anlaşma sağladı. Sarı lacivertlerin 2018'de Altınordu'dan 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği 24 yaşındaki oyuncu son 3 sezonu kiralık olarak geçirmişti. Barış Alıcı, Ajans Spor'un haberine göre orta saha oyuncusunun Başkent ekibine bonservisiyle transfer olacağı öğrenildi. Acaba kaça? Yani Gençler Birliği transfer market. Acaba kaça transfer olacak? Ben onu da merak ediyorum. Çünkü İsmail Yüksek de Gençler Birliği'ne. Bu arada Gençler Birliği'nin Fenerbahçe'nin bir başka genç oyuncusu İsmail Yüksek'i de kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edilmiş. Şimdi transfer doğrudur, yanlıştır bir şey diyemem. Ben Gençler Birliği'nin sayfasına girdim. Herhangi bir şey göremedim arkadaşlar. Şu an için bir transfer göremedim. Ama İsmail Yüksek ve Barış Alıcı burada kesin kes oynayacaklarsa, kesin kes oynatılacaklarsa ki Metin Diyar'ın iyi bir Fenerbahçe'yi çok düşünen bir isimdir. Bilmeyenler için söyleyeyim. Fenerbahçe kulübüne defalarca telefon açmıştır. Defalarca. Aziz Yıldırım'a ulaşmıştır. Rıdvan Dilmer'e ulaşmıştır. Kimlerle görüşmüştür. Abi bak Oftaş'ta Gökhan Gönül diye bir çocuk var. Kurban olayım hiçbir takıma kaptırmayın. Bu çocuk felaket bir çocuk. Bak Fenerbahçe'ye çağ atlatır. Gözünü seveyim. Alın 5 gün sonra 10 gün sonra oynatır. Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyer. Bak gözünüzü seveyim. Başka takıma kaptırmayın diyecek kadar iyi bir Fenerbahçelidir. Ve sevgili Metin Diyadin. İnşallah İsmail Yüksek de Barış Alıcı da oraya giderler arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tabi haberi ne kadar doğru bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim. Ne kadar doğruysa Allah bildiği gibi yapsın. Fenerbahçe'de Golazina Çatı. Mesut Özil taktiğiymiş. Bakın. Golazina Çatı Mesut Özil taktiği. Golazina Çatı Mesut Özil taktiği. Şimdi Kolasinac hatta dur kafamdakini sonra söyleyeyim. Kafamdakini ben tutayım. Şu, Ocak ayında biz Mesut Özil'e nasıl transfer ettirdik? Arsenal'den bedava aldık. Parasını Arsenal'e kilitledik. Şimdi de herhalde Kolasinac'ta da aynı yolu izliyor diyor. Boşnak savunmacıyla yıllık 1,8'e el sıkışıldı. Kolasinac'ın boşa çıkması bekleniyor. Bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. Seat Kolasinac
Arsenal'le sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığını kamuoyu aydınlatma platformu KAPA bildirmemiş. Çünkü Türkiye'de yaşamıyor. Şimdilik. Biz oyuncuyla daha önce sözlü bir görüşme yaptık. Ve oyuncuya dedik ki ayrıl da gel. Ayrıl da gel dedik. Ve bakalım neler olacak arkadaşlar. Ayrılıp gelecek. İnşallah Kolasinac. Ali Koç Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı fırsat transferlerine dikkat çekmişti. Fenerbahçe en uygun şartlarda yıldızları kadrosuna katmak için aceleci hareket etmiyor. Bunların en büyük örneği de Kolasinac. Yönetim Ocak'ta Mesut'a uyguladığının aynısını ona da uygulamaya çalışıyor. Maaşı 5,5 milyon euro diyor. Yok 115. Boşnak Yıldız ile Fenerbahçe senelik 1,8 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Yönetim Arsenal ile tazminat görüşmelerinin bitmesini bekliyor ve 28 yaşındaki savunmacının İngiliz ekibiyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor. Senelik 5,5 milyon euro aldığı için de Arsenal'e güzel bir şey olacak. Fenerbahçe 1,8'ini verecek, Arsenal de 3,7'sini verecek. Boşa çıkarmak istiyor, sabırlı bekleyiş diyor. 2,5 milyon euro ödeyerek yolları ayırmak istiyormuş Arsenal'de. Bu nedenle taraflar arasında sıkı pazarlıklar devam ediyormuş. Şimdi ben size komik bir şey söyleyeyim mi? Ama bu hissi bak, duyum muyum değil. Ulan biz Kolasinac'ı alsak. İlk sene hiç para ödemesek. İlk sene hiç para ödemesek. Arsenal ödese. Arsenal 5,5 mu veriyor? 3 versin. Misal. 5,5'tan 3'e düştü. Biz imza parası adı altında 1 milyon euro versek Kolasinac'a ilk yıl için, sonraki yıllarda 1,8, 1,8, 1,8 artı 1,8 versek, siz buradan tabii 3 artı 1 yıllık olduğunu da anladınız herhalde. Su mu içeyim? Tamam, siz bilirsiniz, içeyim. Ne kadar güzel bir şey olur. Keşke böyle bir şey olsa. Ne kadar güzel bir şey olur. Ne kadar güzel değil, ne kadar güzel bir şey olur. Çünkü tam Anadolu pazarlığı olur, tam Anadolu ticareti olur, tam Kayseri pazarlığı olur. Düşünsene, futbolcuyu al, futbolcunun parasını da Arsenal ödettir. O oldu canım. Herkes Perotti mi? Aa, Perotti de bu arada, Perotti'nin bu arada maaşını Roma ödüyor. Yani. Öyle de bir olay var. Maaşını Roma ödüyor. Ama futbolcu bizden tazminat istiyor gitmek için. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Son dakika. Leipzig'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'a Sherlock cevabı. Tı-tı-tı-tın, tı-tı-tı-tın. Transferde son dakika adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Norveçli golcü Ali Alexander Sherlock için Alman devi Leipzig kararını verdi. İşte detaylar. Ama bir gün olacak o. Bir gün ben böyle işte detaylar diyeceğim. Çekileceğim kenara. Arka planda benim videom çıkacak. Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İki sezon önce Trabzonspor'da harikalar yaratan ve Alman devi Leipzig'de rekor bir ücretle transfer olan Norveçli golcü Sherlock'un adı transferde sık sık anılıyor diye. Bir gün olacak ama inşallah. Belli mi olur? Yakın zamanda belki başka yerde yaparız. Bu kanalda değil de başka kanala transfer olurum. Orada da yaparız, burada da yaparız. Belli olmaz böyle şeyler. Yani bazı şeylere açık olmanız lazım arkadaşlar. Bizim kanalımız şeffaf, sansürsüz müydü? Eldivensiz. Öyle. Neyse, Sherlock hakkında Leipzig kararını vermiş. Türkiye'ye dönecek olursa zaten önceliği Trabzonspor'da olan Norveçli golcü için. 20 milyon euroya transfer olan golcü için. Fenerbahçe taraftarının Come to Fenerbahçe yaptığı golcü için. Lan hadi hadi artık ya dediğinizi duyar gibiyim. Oyuncuyu kiralamıyoruz, önceliğimiz satmak demişler. 20 milyon euro demişler. Yalan. Külliyen yalan. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Roma'ya sattınız. Olmadı. 20 dediniz. Gene olmadı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sherlock'un
Sherlock'un vereyim ya duyumunu. Bu kadar kişi beğenmiş videoyu. Vereyim vereyim. Vermeyeyim mi? Verme diyorlar. Reji verme diyor. Reji verme duyum diyor. Bak abone bile olmadılar diyor. Olurlar ya olurlar. Olmazlarsa da canları sağ olsun ya. Ne olacak? Her şey abonelik mi her şey para mı ya? Yani canları sağ olsun boş ver. Şimdi Karagümrük geçen sezon takımlarında kiralık oynayan Jimmy Durmaz'dan 2 yıllık sözleşme imzalamış. Ne alakası var? Konu değilsin diye uğraşıyorum. Şimdi Sherlock için benim aldığım bilgilere göre Sherlock için oyuncu tarafından biz okeyleştik. Oyuncu bize dedi ki benim için bir sıkıntı yok. Kulübümle anlaşın. I want to play again diyor. Yani Sherlock diyor ki ben okeyim ama kulübümle de anlaşın. Benim kulübümle anlaşırsanız ben sizinle anlaşırım. Benim kulübümle anlaşmazsanız ben sizinle nasıl anlaşırım diyor. Sonra Fenerbahçe Spor Kulübü de Leipzig'e diyor ki kardeş bak biz buraya Ali Koç'un jetiyle geldik yürüyerek gideceğiz. Gelin bedava kiralayalım. Bir dakika bir dakika. Yıllık ücretini de siz verin. Biz size oynama garantisi verelim. Ya da yarısını siz verin, yarısını biz verin. Verelim. Verelim. Yarısını siz verin, yarısını biz verelim. Ancak 15 milyon euro da satın alma opsiyonu koyalım. Diyelim ki siz kabul ettiniz. Biz bu 15'i 5, 5, 5 ödeyelim. Çünkü bizim paramız yok. Biz fakirik. Biz fakiriz. Fas fakiriz. Fakir ne ya? Tövbe tövbe küfür gibi. Bakalım Leipzig kanadı ne diyecek? Ama şu konuda size kesinlikle ve kesinlikle garanti verebilirim. Leipzig kanadı okey verirse bu iş inşallah güzel sonuçlanır. Vallahi bak tevafuk oldu. Ekrem Konur da bir dakika önce şu an 16-11'deyiz. Leipzig Alexander Schürrle için 15 milyon euro bonservis istiyor demiş. Biz de zaten o kadar veriyoruz. Siz de zaten o kadar veriyoruz. Hocam yani kiralık miralık zor ya. Yani imkansız. Hiç belli olmaz o işler. Hocam 5-5 ödemeyi kimse kabul etmez. Edenler var. Doncic. Dompiç. Doncic. Doncic ne lan basketbol duyumu gibi. Şey. Valla Leipzig kabul ederse ne güzel. Ama kabul etmezse bizim başka alternatiflerimiz de var. Alternatif demişken Fenerbahçe'den bir ayrılık daha Matt Tisserand'ı istiyor. Ağlamayın. Ağlamayın. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan kadroda düşünülmeyen isimleri de yolların ayrılması beklenirken Fransa'da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin başarılı stoperine, ne başarılısı, yıldız stoperine Fransa Lig 1 ekibi talip oldu. Transferde son olarak sol bek Çağatay Kurukalıp'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılıklar da yaşanırken Fransa'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Mametyan, Sadık Çiftpınar, Kemal Adem'i, Oğuzkan Güçtekin'in ardından Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün de kadro dışı bırakılmasının ardından ve yepis yeni transfer Steven Colker'ın Vitor Pereira tarafından beğenilmemesinin ardından savunmada takviye yapmaya planlayan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Çünkü futbolcumuzla ilgilenen bir takım çıktı. Fransız Foot Mercado'nun haberine göre. Normalde Foot Mercado palavra haber sitesidir ama bu sefer doğru söylüyorlar arkadaşlar. Lig 1 ekibi Metz, Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand ile ilgilenmeye başladı. 2023 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Tisserand için Fenerbahçe ile temasa geçen Metz yetkilileri transfer koşullarını sordu.
25 maça çıkan 28 yaşındaki Tisserand bir gol atıp 2 asist yapmıştı. Arkadaşlar bu haber %100 doğru. %100 doğru. Hocam süperstar dedim. O kısım doğru olmayabilir de. Yani transferde strateji biliyorsunuz. Şimdi Mets teknik direktörü Frederic Antonetti Marcel Tisserand'ın transferini bizzat istemiş. Kesinlikle olsun demiş. Ve Fransız takımı Fenerbahçe'ye bir ilgi mektubu gönderdi. Ve Tisserand'ın bonservisini satacak mısınız, satmayacak mısınız diye sordu. Hocam gözünle gördün. Yok gözümle görmedim. Hocam orada mıydın? Değildim. Hocam senin yanında mı attılar? Değil. O zaman niye bu kadar hemen konuşuyorsun? Yani İnşallah. Hayırlısı arkadaşlar. Ne diyeyim? Hayırlısı yani öyle bir durum varmış. Peki kaça satarız hocam? 4'e aldık. 2'de yıllık ücret verdik. 6. Hocam 6'ya kusura bakma da zor satarsın. Zoru severim. Zoru severim. Zoru severim. İmkansız biraz zaman alır. Ve zor demişken aklımıza takılan en büyük isim şu. Fenerbahçe'de Miha Zajc için karar verildi. Ayrılıyor mu? Arkadaşlar bu kısımda lütfen ama lütfen dikkatle dinleyin. Çünkü Fenerbahçe şu ana kadar Serdar Dursun'u ve Steven Colker'ı kadrosuna kattı. Okey. Burada bir eksiklik yok. Birçok isimle yollar ayrılacak. Caner Sinan kadro dışı, öbürleri kadro dışı. Ama Miha Zajc gitmesi en muhtemel isim olan Zajc şu an bize sıkıntıya sebep oluyor. Ve Zajc'la ilgili neymiş arkadaşlar? Kampın yıldızı Zajc takımdan ayrılmaya hazırlanıyor diye söylüyor. Ben şunu söyleyeyim. Zajc için 2 ay önce 3 milyon euroyu veren alırdı. Yani 2 ay önce 2 ay önce 3 milyon euroyu alırdı. Şimdi 5 milyon euroyu anca alır. Şimdi 5 milyon euroya anca alır. Şimdi 5 milyon euroya anca alır arkadaşlar. Çok ilginç değil mi? Çok ilginç değil mi? Ve 5 milyon euroyu getirene hayırlı uğurlu olsun. Son olarak da Zanka'da yolcu demiş. Türkiye gazetesinin haberine göre Serie A takımlarından Sampdoria'nın yakından ilgilendiği Sloven isim geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Genoa'nın gündeminde yer alıyor. Kadro dışı kalan isimlerden ziyade stoper Zanka'nın da kendisinden kulüp bulması istenildi. Yönetim bu oyuncularla yolların ayrılmasının ardından elde edecek bonservisle forvet için kullanacak diyor. Vallahi Zajc için Zajc giderse de bir 8 numara arayışına başlamamız lazım. Peki hocam sence gider mi? Ben bile gidebilirim. Herkes gidebilir. Burası Fenerbahçe. Şu anda transferde gerçekten gaza basıldı arkadaşlar. Samimi söylüyorum gaza basıldı. Yani şey için demiyorum bunu işte takip edin, abone olun, tıklayın, reklamlara tıklayın. Şu bu asla bunun için demiyorum ama gerçekten gaza basıldı. Bakalım akıbeti ne olacak? Bakalım sonu ne olacak arkadaşlar? Görüşmek üzere.